Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Taha Suresi 83-89. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa'nın Tur'da Cenab-ı Hakk'ın münacatına mazhar kılınması, kendisine Tevrat verilmesi ama bu arada kavminin de buzağı heykeline tapması olayını bize anlatıyor. Ve bu münasebetle bize bir takım mesajlar veriyor. وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya Tur Dağı'nda şöyle dedi. Aceleyle seni kavmini bırakıp buraya getirmeye sevk eden nedir? Yani kavminden önce Tur Dağı'na gelmen neden? قَالَ هُمْ اُلَٰئِ Hazreti Musa şöyle dedi. Ya Rabbi onlar ala eferi onlar benim izim üzereler. Onlar benim yolumdalar. Ve aciltu ileyke Rabbi literda. Ya Rabbi ben acele buraya geldim. Senin rızanı talep ederek, rızanı elde etmek için ben buraya geldim. Burada Hazreti Musa'ya 40 gün adeta bir riyazet döneminin verilmesi, yaşatılması. O 40 günlük bir riyazetten sonra da Tevrat'ın indirilmesi olayı var. Ancak Hazreti Musa Tur'dayken kavmi bir takım fitnelere maruz kalıyor. Ve onların içinden çıkan Samiri isimli bir şahıs. Bu kimse bir takım ziynet eşyalarından buzağı heykeli yapıyor. Ve bunu Hazreti Musa'nın da ilahı, kendilerinin de ilahı şeklinde takdim ediyor. Ve büyük bir ekseriyet de bunu kabul ediyorlar. Ve böylece aslında Allah'ın dinine tabi olan bu kimseler bir putperestin peşinden gitmiş oluyorlar. Ayet-i kerimelerde yani Cenab-ı Hak ey Musa kavmini bırakıp da acele seni buraya getiren ne derken kavminde bir şeyler olduğunu da aslında ihsas ediyor. Musa aleyhisselam bu noktada tabii geride neler olup bittiğini bilmediğinden Ya Rabbi onlar benim izim üzereler. Onlar benim peşimdeler diyor. Ben buraya hemen gelmem. Senin rızanı elde etmek için. Gale fe inna kad fetenna kavmeke min ba'dik. Cenab-ı Hak şöyle dedi. Biz senden sonra kavmini imtihana tabi tuttuk. Yani her insan imtihana tabidir. Milletler de imtihana tabidir. Demek ki burada da bir millet Hazreti Musa'nın ümmeti Hazreti Musa Tur'a geldiğinde toplu halde bir imtihandan geçiyor. Ve adallahumus samiri Samiri onları yoldan çıkardı. Hidayet ve dalalet birbirine mukabil olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hidayet dosdoğru yolda gitmek, dalalet yoldan sapmak. Hazreti Musa kavmini yola koymuştu. Onun peşinden gittiklerinde doğru bir yolda gidiyorlardı. Ama trenin raydan çıkarılması gibi adeta veya yanlış yollara sapmak gibi Samiri Hazreti Musa ayrıldıktan sonra İsrailoğullarını yoldan çıkardı. Fe raca Musa ila kavmihi gadbane esife. Böylece Musa kavmine öfkeli ve esefli bir şekilde onlara böyle içerler bir vaziyette geriye döndü. Gale ya kavmi ve dedi ki ey kavmim elem yaitkum rabbukum vaden hasene. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Yani Tevrat verilecek, kitap sahibi olacaklar. Bu şekilde güzel bir vaatte veya mukaddes beldelerin onlara verilmesi gibi bu şekilde güzel bir vaatte bulunmadı mı? Efettale aleykumul ahdu. Yani zaman size uzun mu geldi? 40 günlük bir zaman verilmişti. O 40 gün içinde Hazreti Musa Tur'da riyazet içinde bulundu. Ve bunun neticesinde kendisine Tevrat verildi. Yani 40 günde bir kavmin bozulması. Hazreti Musa buna kızıyor. 40 günlük bir zaman kısa bir zaman sayılır. Ama bu 40 gün içinde çok fitneler oluyor. Ve normalde kendine tabi olan bu insanlar Samiri'nin yaptığı putu ilah olarak kabul eder bir hale geliyorlar. Em erattum en yahilla aleykum gadabun min rabbikum yoksa
Rabbinizden bir gadab başınıza gelsin. Bunu mu istediniz? Yani Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? فَاَخْلَفْتُمْ مَوْئِدِ Yani böyle mi istediniz ki benim sözüme tabi olmadınız? Bu konuda bana verdiğiniz sözde sadık kalmadınız. Galu onlar şöyle dediler. Ma ahlefna mev'ideke bi melkina. Yani biz kendi irademizle sana verdiğimiz sözden caymış değiliz. Velakinna humilna evzaran. Lakin bir takım yükleri biz yüklenmiştik. Min zinetil kavm. Bu Kıptilerin zinetinden yanımızda altın gibi süs eşyaları getirmiştik. Fekadefnâhe ve onları biz attık. Fekezâlike elgâs Samiri, Samiri de aynı şekilde atmıştı. Bunu tabi tefsiriyle beraber daha iyi anlamak mümkün. Şöyle anlatılıyor. İsrailoğulları Mısır'dan ayrılırken ödünç olarak oradaki Kıptilerden bazı ziynet eşyalarını da daha önceden almışlar. Ayrıldıkları farkına varılmasın diye bunları da yanlarında getirmişler. Ve yanlarında getirmiş oldukları bu ziynet eşyalarını Samiri bunlar diyor bize helal değil. Gelin bunları bir yerde toplayalım ve bunlardan bir şey yapalım. Samiri kendi elindeki ziynet eşyalarını atıyor. Diğerleri de getirip oraya bırakıyorlar. Samiri bunları eritmiş ve oradan bir buzağı heykeli meydana getiriyor ve bunu bir ilah tarzında onlara sunuyor. فَاَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلًا ceseden, yani cesetli bir böyle bir buzağı şekline getirdi onu. لَهُ huvar ve ses veren bir buzağı tarzında. فَقَالُ ve dediler ki Samiri ve etrafında ona tabi olanlar, هَذَا اِلَٰهُكُمْ وَاِلَٰهُ مُوسَى فَنَس۪ي Yani bu hem sizin ilahınız hem de Musa'nın ilahı. Ama o unuttu. Yani o ilahını unuttu. Tur'da ilahını arıyor. Halbuki ilah aramızda. Burada tabii şöyle bir durumu da görmekteyiz. Bakara suresinde bir ineğin kesilmesi kıssasını da bu münasebetle hatırlayacak olursak, İsrailoğulları Mısır'da uzun yıllar kaldılar ve Mısır'da köle olarak kaldılar. Orada hakim olan Kıptiler buzağıyı ilah kabul ediyorlardı. İneği, öküzü ilah kabul ediyorlardı. Malum günümüzde o zamandan kalan tamamen böyle altından yapılmış olan bir takım buzağı heykelleri, öküz heykelleri bulunmakta. Allah-u Teala Hazreti Musa zamanında bir olay münasebetiyle zaten bir ineği onlara boğazlattırıyor. Geliyorlar Hazreti Musa'ya, işte bir öldürme meselesi var. Katilin kim olduğu bilinemiyor. Hazreti Musa diyor ki Allah-u Teala bir ineği kesmenizi emrediyor. Onlar bir ineğin kesilmesiyle katilin bulunması arasında bir münasebet göremediklerinden, ya Musa diyorlar, bizimle dalga mı geçiyorsun? Hazreti Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bakıyorlar ki iş ciddi. Ya Musa diyorlar, bu nasıl bir buza, nasıl bir inek olacak? Hazreti Musa işte Rabbiniz şöyle şöyle buyurdu diye onlara bildiriyor. Neticede epey böyle işi yokuşa sürdükten sonra bu ineği buluyorlar ve kesiyorlar. Burada sıradan bir ineğin kurban edilmesi olayı değil. Burada anlatılan onların dem ve damarlarına yerleşmiş olan buzağıya tapma sevdası kesilmiş oluyor. Yani inek, sığır, öküz, bu gibi hayvanlar ibadet edilecek varlıklar değildir. Bunlar Allah'tan size bir ikramdır. Hizmetinize verilmiştir. Bunlardan istifade edin. Hatta yeri geldiğinde kesin, etini yiyin. Bunlar helal kılınmış. Ama Hazreti Musa zamanındaki İsrailoğulları adeta buna bir kutsallık verir hale gelmişler. Kıptilerden etkilenmişler. Hani derler ya, üzüm üzüme baka baka kararır. Onlar da Kıptilerin içinde kala kala buzağıyı onlar da kutsal kabul eder bir hale gelmiş. İşte Allah-u Teala bir peygamberinin
icraatıyla onları terbiye ediyor ve onlara bir ineği kestiriyor. Ama zaman zaman bu nüksedebiliyor. Hani bir hastalık iyileşir ama tedbir alınmazsa tekrar nüksedebilir. Onların da bu buzağı sevdası zaman zaman nüksediyor. Mesela Kızıldeniz'i geçtikten sonra bir kavme uğradıklarında bakıyorlar bunlar ineğe tapıyorlar, buzağıya tapıyorlar. Hazreti Musa'ya diyorlar ki ey Musa, bunların ilahı var ya bu şekilde taptıkları, bizim de keşke böyle bir ilahımız olsa. Yani alemlerin Rabbini karşılarında mücessem bir şekilde görmek istiyorlar. Ve elle dokundukları böyle bir kutsal tarzında görmek istiyorlar. O da geçiştiriliyor. Ardından burada işte Samiri isimli birisi çıkıyor. Onların dem ve damarlarına önceden yerleşmiş olan buzağıya tapma sevdasını yeniden böyle alevlendiriyor ve güzel sanatlı bir heykel ortaya koyup işte diyor bu Musa'nın da ilahı, sizin de ilahınız ama o unuttu, Tur'da arıyor. Halbuki ilah aramızda diyor. Onun karşısında kendisi secdeye varıyor. O secdeye varınca ona tabi olanlar da büyük bir ekseriyet, onlar da bunu ilah zannedip secdeye varıyorlar. Tabi bunları Kur'an'dan anlattığımızda insanların belki hatırına şu gelebilir. İnsanlar nasıl olur da bir ineğe tapabilir veya bir sığıra, bir buzağıya tapabilir. Demek ki tarihte insanlar çok cahilmiş diye hatıra bu geliyor. Ama günümüzde Hindistan'da da Hindular ineği kutsal kabul ediyorlar. İşte diyelim ki sokakta bir inek, bir sığır istirahat ediyorsa trafik alt üst oluyor. O yerinden kalkmadıkça trafik normale dönemiyor. Bir demir yolunda diyelim bir inek istirahat ediyor olsa artık tren oradan gitmiyor. Kalkmasını bekliyor. Ancak o kalktığında tren yoluna devam edebiliyor. Yani günümüzde de bu şekilde ineği kutsal kabul edenler var. İneğe tapanlar var. Demek ki insanlar hak mabudu bulamayınca en azından kendi elleriyle bu şekilde bir ilah edinmek istiyorlar. Ve bir öküz veya öküzün altında bir buzağı aramak gibi bu tarzda bir takım ilahları kendi elleriyle yapıp karşısında tapabiliyorlar. Efela yaravne, onlar görmüyorlar mı? Ella yercu ileyhim gavle. Yani o onlara bir söz söyleyemiyor. Ve la yemliku lehum darran ve la nef'a. Onlara ne bir zarar ne de fayda veremiyor. Yani bunun ilah olmaktan uzak olduğunu onlar görmüyorlar mı ki hala onu bir mabut olarak kabul ediyorlar. Burada taraf ilahiden bir değerlendirme görüyoruz. Yani o inek veya buradaki anlatılan buzağı bir heykel ve oradan bir ses geliyor. Ama gelen bu ses doğrudan bir konuşma değil. Herhalde bir sanat eseri olarak rüzgar estikçe bir takım sesler de çıkıyor. Sanki bir buzağının böğürmesi gibi, sanki canlıymış gibi böyle sesler geliyor. Ama bu bir sanat meselesi. Yoksa canlı bir şey değil. Cansız bir parça durumunda. Ve aynı zamanda onlara zarar vermeye malik değil. Yani o onlara bir zarar veremez. Hani tanrıların hışmı diye bazen kullanıyorlar. Tanrıların hışmına uğramak. Aslında tanrılar diye bir şey yok. İnsanların tanrılaştırdığı, ilah gibi kabul ettikleri bazı batıl mabutlar var. Ve tanrıların hışmı diye bir şey de yok. Olmayan tanrılar nasıl hışımda bulunabilsinler ki? Nasıl cezalandırabilsinler ki? Kur'an-ı Kerim la ilahe derken, hiçbir ilah yok derken, yani hiçbir batıl mabut yok. Allah'tan başka tanrı olarak kabul edilecek, İlah olarak kabul edilecek hiçbir şey yok. Ve bunlar fayda da veremezler. Yani bir buzağı heykeli kendine tapanlara herhangi bir fayda veremez. Bir zarar gelecek olsa zararı def edemez. Nitekim bununla alakalı işte Hazreti Musa Tur'dan döndüğünde eline baltayı alıyor ve onların Samiri ve adamlarının yapmış olduğu
o buzağı heykelini paramparça yapıyor. Kendisine gelen darbelere bir cevap veremeyen ve kendisini böyle parçalayana bir ceza veremeyen, elbette başkalarına zarar verme veya fayda verme gibi bir özelliğe sahip değildir. O sadece cansız bir varlıktır. İnsanların yapmış olduğu bir varlıktır. Ama her nedense insanlar tarih boyu işte bir takım batıl mabutlara takılabiliyorlar ve o şekilde onları birer ilah gibi kabul edebiliyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandayken orada beraber olduğu kimselere Allah'ın dinini anlatırken diyor ki: "İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum." Yani sizin bu ilah olarak kabul ettiğiniz şeyler var ya, bunlar ancak bir takım isimlerdir. Siz ve ecdadınız bunlara birer isim verdi. Bunlara ilah dediniz. O kadar. Yani müsemmasız birer isim. Hakikati olmayan birer isim. Bunlara ilah demekle bunlar ilah olmaz. Ve bunlar uydurma şeylerdir. Ve insanların kendi uydurduğu bir takım şeylerdir. Yoksa gerçek değillerdir. Bugün dünyanın hemen her tarafında bir takım batıl mabutlar yine bulunmakta. İnsanlar ya gözle görülen veya görülmeyen bazı ruhani şeyleri ilah gibi kabul etmekte ve bunlara tapmakta. Ama asıl yapılması gereken bunları yaratan Allah'a ibadet etmek. Tek Allah'ı tanımak ve böylece putlara takılıp kalmaktan kurtulabilmek. Ve insanın tabiatında fıtrat itibariyle, yaratılış itibariyle bir mabuda ibadet etmek de var. Bunun neticesinde işte değişik tezahürler görülüyor. Değişik batıl mabutlara tapanlar oluyor. Ama insan bütün bunlardan sıyrılmalı, hak mabut olan Allah'ı bulmalı ve Allah'ın huzurunda secdeye varabilmeli. Bunu yapabildiği zaman kendisinden beklenen görevi ifa etmiş olacaktır ve hak mabudu bulacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü batıl, sahte ilahlardan, sahte tanrılardan muhafaza eylesin ve tek olan Rabbimizi iyi bir şekilde tanımayı, ona layıkıyla abdolmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.